Oyuncu merceğinden herkese merhaba. Bugün Zula oynayacağız. Zula bir ay önceden tanıştığım bir oyun. Büyük bir güncelleme geldi ve bu güncellemeyle gerçekten çok iyi oldu. Tamamen Türkçe seslendirmeler, rütbeler tamamıyla eğlenceli, yani hani nasıl bir yerde Türk lafı duyduğunuzda bayraklar asıyorsunuz, aynen şu an öyle olacak. Oyunu kısaca anlatayım. Aynı Counter Strike şeyinde oynuyorsunuz. İşte silah seçimi, işte B'ye basıyorsunuz, setleriniz var, bu setlerden silah seçiyorsunuz. Böyle böyle devam ediyorsunuz. İşte Counter Strike'da F'ye basınca silahı gösteriyorsa burada da aynı öyle. Burada oyun içi parası var. Zula parası diye. Burada da Zula altın var. İlk başta burası 1000 oluyor. Ve hani alıyorsunuz, harcıyorsunuz ama bu para önemli. Bu da kayıt olup e-postanızı onaylarsanız 50.000 para veriyor. Bununla silahlar alabiliyorsunuz. İşte değişik şeyler alabiliyorsunuz. Burada da silahınızı yükseltmek için böyle elementler var. Demir, krom, titanyum. Önemli olan şunlar. Bundan çok hani fazla çıktığı için hani önemi biraz daha az. Bunlar böyle topluyorsunuz. Yükseltilebilir bir silah yükseltebiliyorsunuz ve daha güçlü oluyorsunuz. Burada level barı var. İşte klasik. Burada ben önceden, yani bir aydır oynadığım için işte 14 levelim. Burada öldürme yüzdeniz var. Kill derecesi. Benim 0.98. Burada klanınızın adı. Beni geçen klana almışlardı. Burada eklediğiniz arkadaşlar gözüküyor. Burada da klandaki arkadaşlarınız gözüküyor. Böyle sunucular var. Geçen 12. sunucu açıldı. Burada da klan sunucusu var. Klandaysanız buraya girip işte ona göre oynayabiliyorsunuz. Ben oynamadım. Burada da diğer şeyler var. Turnuva olacak. İleriki, yani tarihini bilmiyorum. Öğrenirsiniz. Bu turnuvada da o sunucuya yani girip oynanacak. Şimdi kısaca şeyden bahsedelim. İşte yükselt kısmında benim yükseltilecek bir silahım olmadığı için. Burada işte demir, krom, titanyum sayıları var. O sayıları o silaha göre elde edersiniz. Yükseltiyorsunuz ve yükseltme yüzdesi var. Başarı ihtimali, yani mesela %70 oluyor, %60 oluyor, %40 ya da %30'luk bir kaybetme payınız oluyor. Kaybedince bir moraliniz bozuluyor zaten, çünkü o kadar toplayıp da kaybetmeniz üzücü. Her bölüm sonunda işte hani kısa oynarsanız vermiyor da uzun oynarsanız uzun sürede bir kutu veriyor. Bu kutudan işte demir, sadece demir çıkabiliyor, demir, krom çıkabiliyor ya da hepsinden çıkabiliyor. İşte 6 tane veriyor. Böyle böyle yükseltiyorsunuz. Market kısmında böyle bölgelere ayrılmış. İşte normal şu parayla alabiliyorsunuz, bir de bu parayla alabiliyorsunuz. Tabii bunlar mesela günlük. Bir gün var, 7 gün oluyor, 30 gün. Bir gün, mesela bir gün alıp bittikten sonra o silah çantanızdan silmeyin. Diğerleri de aynı şekil. Ekstralar, zırh var mesela. Koruyor sizi. Bu da hani günlük işte. Bomba kiti, mesela sabotaj şey var aynı. İşte mesela diğer ölüm maçında ölüp yeniden canlanıyorsanız sabotajda da hani ölüyorsunuz round bitene kadar. Şey yapamıyorsunuz. Zaten hani bildiğiniz şeyler. Bu da bombayı daha çabuk
sürede çözmemizi sağlayan bir şey. Bu da yazdası gibi hızlı silah çıkartma. Burası bu kadar. Kasalar var. Bu kasalardan silah çıkabiliyor. Böyle şeyler çıkabiliyor. Bunları ben de yeni gördüm. Şu takma at. Yani benim Dark Water gibi. Aynı habire de Dark Vader diyesim geliyor. O yüzden böyle koydum. İşte böyle şeyler var. Stickerlar gibi. Mesela sprey. Burada da işte buradaki elementlerin kas çantaları var, paketleri. Açıyorsunuz işte. Böyle şeyler çıkıyor. Burada da dediğim gibi silah çıkabiliyor işte. Bıçak çıkabiliyor falan. İsimler böyle baskın işte. Karadeniz Fırtınası kasası gibi. Klanına gelin. Klanın şeyleri burada gözüküyor. İstatistik falan. Göreviniz var. Günlük, haftalık, aylık. Günlük bunları yaparsanız size burada yazdıklarından veriyor. Haftalık yaparsanız bunları veriyor. Aylık yaparsanız da bunları veriyor. Hani görev yapmayı seviyorsunuz sadece. Hani bunları yapabilirsiniz. Zaten oynadıkça kendi kendine görev şey yapabiliyor. Çantamda benim böyle silahlar var. Şu an bunu kullanımı açmadım mesela. Bunu da. Pasif yazıyor zaten. Bu kullanımda. Bunu geçen almıştım. AK-47. Mini tarzında. Başka bir şey yok. Mesela satın aldığınız silah uzat derseniz böyle bu paraya mesela uzatabiliyorsunuz. Şimdi bir maça girelim. Bir bölüme girelim. Bakalım. Benim sıralamam mesela 5000 artıdaymış. Burada istatistikleriniz var işte. Öldürme sayısı falan. Nereden daha çok mesela kafa. İşte göğüs filan buradan öldürme şeyleriniz var. Burada oynadığınız silahlara göre öldürme yüzdeleriniz var. Mesela bombayla %5, tabancayla %5, Uzi ile %2 filan. Bölümlere gelirsek harita olarak Üsküdar sokakları, Safranbolu, Kıbrıs açıkları, metro, düğün salonu, inşaat. Yeniden Safranbolu'ya gelelim. Safranbolu Dust 2'nin aynısı. Ama Türkçe uyarlanıyor. İnternet kafa öyle. Kuzey Irak diye bir yer var. Gerçekten hani anımsatıyor. Hangar diye bir yer var. Yine karşı karşıyasınız. Kocaman yer. Burada oynayabiliyorsunuz. Oyun türü olarak kartopu savaşı var. Burada da bölümü var. Karlı Liman diye. Sadece kartopu atıyorsunuz. Kutuları aldıkça mesela taşlı kartop oluyor. Dinamitli kartop oluyor. Bazı kutulardan silah çıkıyor ya da pompalı çıkıyor. Ve böyle o haritanın ortasında böyle kardan adam var. Kardan adama da geçen yakından da tanıdığımız Tamer Yeşildağ'ın suratını koymuşlar. Ona kartopu attığınızda işte ses çıkartıyor. Öldürün şunu gibisinden. İşte ya da merhaba oyun delisin filan. Böyle oyun türlerinden ölüm maçı aranıyorlar. Ölüm maçını zaten biliyorsunuz. Öldükten sonra hemen doğuyorsunuz. Yeniden şey yapıyorsunuz. Aranıyor da işte bir kişi oluyor. Üstünde işte yıldız çıkıyor. Tabii bu aynı wallhack açmış gibi yani gözüküyor oyuncu nerede diye. Sancak savaşı var. Bu da şey gidiyorsunuz karşıdan sancağı alıyorsunuz. Tabii çok kolay değil. Sancağı alıyorsunuz. Kendi yerinize getirdiğinde bir puan kazanıyorsunuz. Sabotajda dediğim gibi aynı Counter Strike şeyi.
Ama bak buraya ayrıntı koymuşlar. Mesela nişancı olabiliyor. Pompalı olabiliyor, tabanca. İşte böyle şeyler koyabiliyorsunuz. Kartopu savaşını zaten anlattım. Herkes tek şey var. Hani hiç girmedim buraya. Genelde hani oynadıklarım ölüm maçı oluyor. Sabotaj pek sevmiyorum. Bir de aramıyorum çok severim. Bir tanesine girelim mesela. Bu bölümde mesela size Safranbolu'yu göstereyim. Hani tanıtma amacım. Şöyle girelim mesela. Tabi başlatırlarsa. Maçımız başlayacak. Sağ alt köşede map'i görüyorsunuz. Haritada bu haritada en çok kazanan oyuncuları görüyorsunuz. İşte sol tarafta bunları biliyor musunuz? Gibisinden şeyler var. Evet, oyunumuza bir başlayalım. Tabii 2'ye 1'iz. Şeyden gelecekler, B'den. Bekleyelim. Hatta öldürüyorum. Eğer öldürseydim ilk kan derdi. Mesela ben şimdi o adamı öldürürsem intikam der. O intikam da sizi öldüren adamı öldürürseniz bu dediğim gibi öldürüyorsunuz diğer adamlar da mesela. Buraya yeni geldi herhalde güncellemeyle. Çare drop yazmışlar. Böyle şeyler var. Evet, iki kişi olduk. Az. Öldük ya. Neyse şuna bakalım. Gayet eğlenceli bir oyun. Ben çok eğleniyorum. Bazen de eğlenmiyorum çünkü bir şey yapamıyorsunuz yani çok prolar giriyor. Kendiniz de pro olmanız lazım ki. Bölümü görüyorsunuz gayet Türk kokuyor. Türk yapımı kokuyor. Evet, bizim öbür adam orada. Şöyle gezelim. Adam karşıda. Şöyle bakalım. Hadi be, görmüştüm. Diğer adam çıkmış. Ben teke tek ne yapayım? Neyse bu şeyde tanıtım yani oyun şeyi değil. Dikkat köpek var. Ha. Traktörümüz burada. Tamamen Türk bakın ya. Yani. Tabi şu an az kişi olduğumuz için böyle yoksa burası dolar taşardı.
İşte böyle kötü oynayınca moralim bozuluyor. Yani benim gibi olmak ne yazıyor? Bu safhanalı belediyesi yazıyor. Evet, yine 2 kişi öldü. Bakalım. Tabi adam kendi reislerinde oynuyor. Ama yeteniyor. Abi bölümü öylesine oynuyorum. Umarım beğenirsiniz. Hani buraya kadar da izlediyseniz gerçekten teşekkürler. Yapma ya, orada donar mı ya? Evet, tam da kalıyor. Şorttan gidelim. Ha, bu da yeniymiş. Niye uyguluyorsun? Ulan kendimizi öldürdük ya. Neyse. Ben sevdiğim bölümlerden bir yer burası. Bir de Üsküdar sokaklar var. Öf, pompalıyla vurdu. Ama şimdi son bir yani gidelim de. Sanki sesini duydum. Ben şimdi çıkacağım, öldüreceğim. Niye nişan alamıyorum ya? Evet. Kontrol. Evet, şurayı tutalım. Yalnız iyi yani. Evet, lider öldürdüğümüzü böyle lider katil diyor. Asistimiz var işte. Yani her zaman o bizi öldürecek değiliz. Şöyle diğer silahımız gerçekten. İşte B'ye basıp silah alıyorsunuz. Setleriniz var, çantadan ayarlıyorsunuz bunu. Hop. Tabi maplerini durdularsa adamlar öyle olur. Neyse. Çıkalım. Tabi çıkınca puan kazanmıyoruz. Yani bu bölümlük hani bu kadar olsun. Eğer beğenmişsiniz seri şeyi oyunu seri yapacağım. Zaten hani kendim de şey devam ediyor. Diğer bölümlerde de işte Üsküdar sokaklarını gösteririm, inşaatı ya da oyun türlerinden değişik olanı gösteririm.
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşleriniz benim için önemli. Yorum bırakmayı da unutmayın. İşte bu kötü oldu ya da iyisin gibisinden. Ya da eleştirel şeyleri de söyleyebilirsiniz. Ya da hangi oyun çekmemi istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.